Merhaba dostlar. Video kapağında ilk bakışta anladınız mı bilmem ama anlamayanlar için anlattığım kısımdayız. O yüzden rahat olun. Tabi yakınlarda sebze çorbası gibi iş ilanı vermiş bir işveren değilseniz rahat olun. Evet doğru bildiniz. Artık video serilerimize bir yenisini ekleyerek uzman stajyeri, mezun olmadan deneyim sahibi olanı, cinsiyet, yaş, boy ayrımlısını, dar maaşlara, esnek çalışma saatleri arayan iş ilanlarına da yer veriyoruz. O yüzden rastladığınız bu tür iş ilanlarını bu ilan benden etyandex.com mail adresine gönderebilirsiniz. Bu sayede bu seri diğerleri gibi daha rahat ilerleyebilir. Bu arada kimsesiz kalmış Discord grubuma katılmanız için katılım adresini video açıklamasına ekliyorum efendim. Beklerim. Instagram falan diğer platformlarda da varım. Eğer siz de varsanız oralara da beklerim. İlk ilanımızla başlayalım. Öncelikle grafik tasarım pozisyonu için maaşı 3000 olarak görüyoruz. Bakalım aranılan özellikler nasılmış? Grafik tasarım CEO uzmanı, sosyal medya danışmanı, video editörü, web tasarımcı, yazılım uzmanı. Bir saniye anlamadım. Sanırım 6 eleman arayışındalar. Şimdi haklarını yemeyelim. Bir önceki kısma dönüyoruz. Alınacak personel sayısı 1. Tamam. Tamam haklarını yiyebiliriz. 3000 lira maaşla bu işe girdiğinizde yapacaklarınızın tanımıymış bu. Tanım olayını tanımayan bir ilandayız şu an. Sosyal medya yönetimi istiyor, İngilizce istiyor. Yeri gelsin web sitesiyle ilgilensin. Yeri gelsin video çeksin, düzenlesin. Yeri gelmesin ama lütfen. Yani her şeyden biraz konsepti lokantada değil miydi ya? Bu sektöre ne ara geldi? Hepsinden azar azar ya. Bakın bu ilanda başta her şey normal gözüküyor aslında. Ya da biz anormale alışmaya başlıyoruz. E ticaret platformlarında ürün girişi yapacak, sosyal medya yönetimi yapacak, ürün fotoğraf çekimi, video çekimi vesaire yapacak. E bu arada personel sayısı çoktan biri geçti ama neyse. Ha unutmadan ayak numarası 37-38. Boyu da en az 1.65 olacak bayan personel arıyorlarmış. Bir dakika ya. Ayak numarası mı? Boy mu? E uzaktan çalışılmayacak mı? Evet uzaktan. Hayır yakından çalışılsa ne fark eder? Nasıl bir iş ilanıdır bu aklım almıyor. Bu ilanı veren iş yeri eğer beni izliyorsa rica ediyorum varsa bir mantıklı açıklaması yapsın. Ki sonraki videoda ben de paylaşayım. İş ilanlarında genelde şöyle bir sorun görüyorum. Her şey güzel başlıyor. Sonra ilanda aranılan personel sayısı birken personelde aranılan nitelikler sıralandıkça 2-3 hatta 4 personellik beklenti ortaya çıkıyor. Evet diğer türlü daha çok para vereceksiniz. Üzgünüm. Ama tek kişiden de zebilyon konu da performans beklemek ayıptır, günahtır yani. Ki sadece grafik tasarımda da değil bu. Ben ilanların çoğunu zipli dosyalara benzetiyorum. İş ilanı nokta zip. Dosyaları buraya çıkart diyorsun, ortalık yangın yerine dönüyor. Bakın tek personel arayan ama bin bir özellik barındırmasını bekleyen bir ilan daha. Küçük işletmelerde değil bu arayışlarda olanlar. İnanmazsınız. Gerçekten büyük firmalar. Aranan sosyal medya uzmanı. Photoshop ve Illustrator programlarına hakim. Google AdWords kampanya yönetimi. Bu da tamam. Ürün CEO bilgilerini düzenleyen sosyal medya yönetimi vesaire. Bakın Buradan sonra ipler kopmaya başlıyor. Web sitesi satış takibi derken katalog, broşür, afiş, banner hazırlamaya gitti olay. Yani hep bir yerlerden ikinci personeli de çıkartıyorlar çaktırmadan. Bunu önümüzdeki onlarca ilanda da göreceğiz zaten. Hatta nasıl olayın akıl almaz hallere gelebildiğini küçük bir A4 kağıdına da sığdırabiliriz. Evet evet sadece A4 kağıdına. Tek bir cümleyle anlatabiliriz. Şaka değil yani. Bakın 15-16 yaşlarında 4 yıllık kimya, biyoloji ve sağlık bölümünden mezun bayan eleman arıyorlar. İnşallah yazım hatasıdır. Ha bir de bayan eleman kısmında tercihen ile başlayıp iki kez belirtmesi de çok manidar. Hani çok tercihense demek ki Ondandır. Bakın web tasarımcısı arayan ama web yazılımına doğru Uludağ eteklerinden hızlıca kayan bir ilan bu da. Tabi bu zamanda B sınıfı sürücü ehliyeti olmayan web tasarımcısı işe yaramaz. Onun da olması lazım. Yani direkt webci arıyoruz deseler bu kadar anlam karmaşası yaşamazlardı. Webli bir şeyler yapan eleman ihtiyacımız vardır. Net. Bir de şöyle bir mail de geldi bana. Ücret istemeyen grafiker arayanlar da var. Grafiker arıyoruz çalışmak ister misiniz diye sormuş bir arkadaş. Ücret sorunca da maalesef ücret yok demiş. Tabi bunu bir firma sahibinin yazdığını düşünmüyorum. Hani orta o henüz o kadar düşmedi. Ama yakındır. Alo, merhabalar. Merhaba, buyurun. Bizim firma olarak bir grafiker arayışımız var. Sizin portfolyonuzu da internette gördük, inceledik. Oldukça başarılı. E, demem o ki bizimle çalışmak ister misiniz? Elbette. Yol, yemek, maaş gibi konularda ne düşünüyorsunuz? E, düşünmüyoruz. Pardon, anlamadım. Yani maaş vermeyi düşünmüyoruz. Sizin adresi de araştırdık biz, yürüme mesafesi. E, yemeği de evden halledersiniz, eşekteysiniz ya. Ama firma olarak çok eğlenceliyizdir. Yani tanısanız çok seversiniz. Nerede manyak? Bu sefer çok olacak gibi. Başka kim vardı? Şu diğer grafikerin numarasını versen Hakan. Ve yine bir sosyal medya uzmanı arama faciası görüyorsunuz. Bu sefer ortalık güzel karışmış. Ama özenle uğraşmışlar. Şefin özel tavsiyesi gibi ilan mübarek. Sözü uzatmadan sizi günün çorbasıyla baş başa bırakıyorum. En az 2 yıllık frontend var. Bootstrap ile mobil uyumlu web siteleri var. Tek tek okuyamayacağım zira ilan çok uzun. Ama sizi şöyle küçük bir gezintiye çıkarayım ilanda. Nasıl ama? Hani safariye çıksanız, dibinizden aslanlar geçse bu stresi yaşatmaz size. Kıymetimi bilin. Bu ilandan öğrendiğim tek bir şey varsa o da sosyal medya uzmanı aramadıkları. Ki yanıtını bulamadığım tek soru da bu aslında. Ne arıyorlar? Ne, ne arıyorlar? arıyorlar? Şunu bir arkadaş mail atmış ama öyle aman aman bir sorun görmedim ilanda. Ha bir de ilanı veren ajansı tanıyorum. İş başvurusu yapmıştım vakti zamanında. Ki işe almamışlardı. Ey gidi. Hatırlar, Hatırlar mısın? mısın? Sana Sen iş başvurusu mısın? yapmış fakir ama gururlu bir dayı var. vardı. Ne kaybettiğine bir dön de bak istedim. Sosyal medya uzmanlarıyla ilgili bana çok fazla ilan gönderilmiş bu arada. Bu kadar uğraşmayın sosyal medya uzmanlarıyla arkadaş. Bu nedir ya? Mail kutum onlarla doldu taştı resmen. Sıradaki ilan sosyal medya uzmanlarını odasında ters döndürecek cinsten. Zira stajyer sosyal medya uzmanı arıyorlar. Evet uzman ve evet stajyer aynı zamanda. Sosyal medyada uzman olmuş ama geldiği yerde unutmamış birini arıyor da olabilirler. Bilemiyorum ama bunlar biliyordur inşallah. Bu ilanı bana yollayan arkadaşa da kırmızılığı yeşilliği işaretlemelerinden dolayı sonuna kadar hak veriyorum. Zira ben olsam ben de işaretlerdi. Grafik tasarım ve sosyal medya süreçlerini yönetecek. ilgili bölümden mezun ama sorun bunlar değil. Sorun şu ki ofise gelen müşterileri karşılayarak ikramda bulunacak aynı zamanda iş aldıkları kişi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Grafik tasarımcısı mı arıyorsunuz, sekreter mi, sosyal medya uzmanı mı ne arıyorsunuz arkadaş? Ne, ne arıyorlar? arıyorlar? Gerçi ilanlarda artık iş tanımı, nitelik falan hak getire. Çok hızlı bilgisayar kullanabilen eleman arayan bile var bu memlekette. Tamam da ne yapacak çok hızlı? PUBG mi oynayacak? Masa üstünü mü yenileyecek? Nedir yani? Bir de ben hızlıyımdır da. Bilgisayarın özellikleri nedir onu da bilmek lazım tabii. Bakın proje danışman arıyorlar ama erkekler için 1.75 ve üzeri boy olması gerekiyormuş. Bunun mantıklı izahı nedir bilemiyorum ama 1.75 altına danışamıyorlar sanırım. Hani tam danışacakken bir gülme mi geliyor nedir yani? Derdiniz nedir arkadaşım? Yine bir videoda kah ağladık, kah ağladık, kah üzüldük. Bu video biraz sinir stres sahibi yapıcı, biraz moral bozucu oldu haklısınız. Ama korkmak için korku filmi izleyen varlıklarız biz. Ki neler neler yaşıyoruz atlatıyoruz şu son iki senede. Bunlar vız gelir bize. Videonun başında da belirttiğim gibi bu ilan benden et yandex.com mail adresine insanlık dışı iş ilanlarınızı gönül ferahlığıyla şutlayabilirsiniz. Bir sonraki iş ilanı nasıl verilmez videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.